Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan. Radyoloji uzmanı olarak radyasyon maruziyeti konusunda sıkça soru alıyorum. Bu sorulara değinip sizler için açıklamaya çalışacağım. Örneğin, hocam trafik kazası geçirdim ya da çocuğum yüksekten düştü, beyin tomografisi çekildi veyahut geçmeyen öksürüğüm vardı, akciğer tomografisi çekildi, bir şey de çıkmadı. Hocam çok endişeliyim. Boşuna çok fazla radyasyon mu aldım? Ne yapabilirim? Öncelikle acil, gerekli durumlarda ya da bazı hastalıkların teşhisi konusunda tomografi çekilmesi boşuna değildir. Tespit edilmediği takdirde hastaya büyük zarar verebilecek durumları, hastalıkları tanımak amacıyla tomografi çekimi yapılması zaruridir. Teknoloji gelişirken tüm dünyaca kullanımından vazgeçemediğimiz bu görüntüleme metodundan çok daha düşük radyasyonla çok daha etkin biçimde yararlanabilmemize dair ciddi ilerlemeler var. Yeni nesil tomografi cihazları ile normalin onda biri, hatta çok daha düşük dozları ile çok daha kaliteli görüntüler elde edebiliyoruz. Bu dozlarda insan hayatını kötü yönde etkileyecek dozlar değil, dolayısıyla endişe etmeye gerek yok. Bir diğer soru, hocam boşuna radyasyon almak istemiyorum, mamografi çektirmesem, mememe sadece ultrasonla baksanız olur mu? Ya da bir hasta geliyor, maalesef ilerlemiş evre meme kanseri tanısı koyuyoruz, soruyoruz. Hiç mamografi çektirmemiş miydiniz? Hocam 7-8 yıl önce bir kere çektirmiştim ama her sene çektirip radyasyon almaktan korktum. O yüzden çektirmedim. Bu dakikadan sonra keşke diyemiyoruz. Meme kanseri özellikle erken evrede saptandığında tedavisi mümkün bir hastalık. Ve mamografi meme kanserini taramada bizim altın standartımız. Mamografi çekimiyle alınan radyasyon dozu sanıldığı kadar fazla da değil. Dijital mamografi cihazı ile bu doz çok daha azaltıldı. 40 yaşın üzerinde mamografi çektirmiş bir hastanın alacağı radyasyon dozunu bizler zaten uzun bir uçak seyahatinde ya da yılın yaklaşık yarısında ortamdaki radyasyondan alıyoruz. Teknoloji ilerliyor, tomografi, mamografi cihazları gelişiyor. Gelişmeyle orantılı bu cihazlardan alınan radyasyon dozları da belirli oranda azalıyor. Danışan hiçbir hastaya mamografi ya da tomografi çektirmeyin diyemem ya da çektirdiniz diye kanser olursunuz gibi kötü senaryolar üretemem. Ancak maruz kalınan radyasyonu düşürebilmek adına birkaç şey söyleyebilirim. Mamografi çekimlerinde daha az radyasyona maruz kalmak istiyorsanız dijital mamografi cihazlarını tercih edin. Tomografi çektirmek durumundaysanız yeni nesil, doz ayarları iyileştirilmiş, kesit sayısı yüksek tomografi cihazlarını bulunduran hastaneleri, görüntüleme merkezlerini tercih edin. Bir küçük uyarım da röntgen çekiminden yana olacak. Evet, röntgenden alınan radyasyon dozu tomografiye göre çok daha düşük. Ancak bazen üst üste röntgen çekimi yaptırmak zorunda kalabiliyoruz. Lütfen gövdeniz haricinde herhangi bir bölgenize röntgen çekimi yapılacaksa kurşun önlük giyin. Buna diş çekimleri panoramik röntgenlerde dahil. Hatta panoramik çekimlerde kurşun yeleğe ek olarak tiroid koruyucu da giyilmeli. Çekim yapılan merkezler bu önlüğü, koruyucuyu bulundurmak zorunda. Ancak çoğu merkezde, bazen de yoğunluktan, hasta talep etmedikçe bu önlükler, koruyucular hastaya giydirilmiyor. Hele ki çocuk, genç hastalarda iç organları, üreme organlarını korumak adına mutlaka kurşun önlük önlemini alalım.